yeni ceza infaz yasası kapsamında hükümlü olarak bulunduğu Sincam cezaevinden tahliye edilen Alaaddin Çakıcı'dan ilk açıklama geldi. Alaaddin Çakıcı, Söz konusu yasa değişikliği nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Geçtiğimiz günlerde TBMM'den geçen ve dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni ceza infaz yasasından yararlanan isimlerden birisi de Alaaddin Çakıcı oldu. Çakıcı 16 Nisan 2030'da hükümlü olarak bulunduğu Ankara Sincan Cezaevinden çıkarak tahliye olduğu infaz yasası kapsamında tahliye olan Alaaddin Çakıcı'dan ilk açıklama geldi. Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi, müvekkili Alaaddin Çakıcı'nın kendi el yazısı ile kaleme aldığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Alaaddin Çakıcı yaptığı açıklamada söz konusu yasa değişikliği nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Çakıcı mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Özgürlük ile esaret birbirine yapışık bir çizgidir." tıpkı bedende ruhun esareti gibi, ruhun bedeni terk edip kendi dünyasına dönmesi özgür olması demektir yeni infaz yasası ile esaretten kurtulup özgürlüğüne kavuşan tüm mahkum arkadaşlar, şahsım ve hepimizin özgür olmasına vesile olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve yasanın diğer mimarı, son 4 yıldır devletimizin bekası için Batı emperyalizmine asla taviz vermeyen Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kendi adıma ve özgürlüklerine kavuşturdukları için tüm mahkum arkadaşlar adına en derin saygılarımı arz ederim.